günler diliyoruz efendim. Hayırlı sabahlar. Bir Necmettin Nur Saçan'la Sohbetler programında daha bir cumartesi daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Hocamız Necmettin Nur Saçan Hocamız bizlerle beraber her hafta olduğu gibi diyelim. Bu hafta da programa merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ne varsa İslamiyet'e ve sosyal hayata dair hocamıza sorabileceğiniz yöntemleri hatırlatarak programa başlayalım diyorum efendim. 0212 alan koduyla 300-0404 ve 300-0606 bizim telefon numaralarımız. Bunun dışında twitter.com/sohbetler7 Twitter adresimiz ve Facebook üzerinden Kanal 7'yi eğer takip ederseniz bizi canlı canlı izleyebilir. Oradan da sorularınızı gönderebilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra bir yöntemimiz daha var ki WhatsApp hattından bize yazılı mesajlarla sorularınızı gönderebilirsiniz diyelim efendim. Bunun için de 0538 261 26 77 bizim WhatsApp hattımız. Sorularınızı yazılı mesaj olarak gönderirseniz program esnasında yer vereceğiz diyelim efendim. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Hocam günaydın. Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim. Hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz çok şükür hocam. Sağ olun hocam. Efendim. Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Sağ olun. Nasıl geçti haftanız? Yine dolu dolu geçmiştir. Rabbimize hamd ederiz. Hangi bir nimetin tadad edeyim? Ya dinle sözümü ya bırak gideyim der ya şair. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz bitiremezsiniz. Vücudumuzun üzerindeki her bir tüy bir dil olsalar Allah'ın verdiği nimetler için hamde şükre koyulsalar Allah'ın layık olduğu şükrün binde birini eda edemezler. Ya. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. İzleyenlerimiz var hattımızda, isterseniz programa geçmeden önce sizin belirlediğimiz konuların üzerinden gitmeden önce izleyenimize cevap verelim hocam müsaadenizle. Tabii efendim. Alo. 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 Buyurun efendim. Aydın'a selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Benim hocama bir sorum olacak da. Buyurun. Dinliyoruz efendim sizi. Sesiniz bize geliyor. Benim sesim de size ulaşıyor mu? Duyuyorsunuz değil mi? Biz duyuyoruz efendim. Duyuyoruz. Buyurun. Duyuyoruz efendim. Hocam merhaba. Biz eşimle nişanlıyken işte bir şekilde kavga ettik. Eşim bana senden kurtulursan kurban keseceğim dedi. Fakat biz evlendik. Yani o kurbanı kesmesi gerekiyor mu? Eşiniz size eğer bir gün senden kurtulursam kurban keseceğim dedi. Doğru evet. mudur? Yani neyden kurtulursa? Nişanlıyken tartışmışlar eşiyle. Tamam. Ve beyefendi demiş ki bir gün senden kurtulursam kurban keseceğim. Ama şu an evliyiz diyor. Evet. Böyle bir şeyi var mı diyor. Yok böyle bir kurban kesme mecburiyetleri yoktur ama... Dünya niza değer mi? Yüce Rabbimiz bakın esamla ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha. Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim huzur bulasınız. Demek ki mutluluk nikah gölgesindedir. Evet. Ve aile yuvasında iki mühim unsur, karı, koca, iki mühim bağ, رَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً aralarınızda sevgi olsun, saygı olsun diye. Müminin dünyadaki cenneti aile ocağıdır. Ben cennet olacak yeri cehenneme çevirmem, doğru mu? Nefse uyuyorum. Şeytanıma uyuyorum. Birbirimize ama hanımdan erkeğe ama erkekten hanıma karşılıklı sevgi ve saygı. Sevgili Peygamberimiz biliyor ki bey hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla karşılık verirse Allah da onlara rahmetle bakar buyuruyor. Bunu aile yuvamız yani senden kurtulursam bir kurban keseceğim diyecek hale gelmemeliyiz. Peki. Ağzınıza sağlık hocam. Hayırlı günler diliyoruz izleyenimize. Bir diğer telefona cevap verelim. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Mardin'e selamlar. Saygılar. Teşekkür ederiz. Hamdolsun. Siz de iyisiniz efendim. İyiyiz. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun.
Buyurun efendim. Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı. Ben bayan kuaförlüğü yapıyorum. İnsanları boyuyoruz, işte şekle şekle koyuyoruz. Bize günahı var mıdır? Tabii zannederim aynı cins. Hanımlar için. Sizin için bir mahzuru, günahı yoktur. Ama onlar, boyananlar bunu namahrem erkeklere değil de eşi için boyanmış olmalıdır. Bunda da sizin bir vebaliniz, sorumluluğunuz yoktur. Peki. Peki, sağ olun hocam. Sağ, Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyoruz efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Hocam bugün cömertlikten bahsedeceğiz programımızda. Doğru efendim. Ama programa geçmeden önce bir telefonumuz daha var. Tabii. Hocam. Konumuza geçmeden önce. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Adaşım Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Bursa'ya da selamlar gönderelim bu vesileyle. Teşekkür ederiz. Buyurun. Çok sevindim. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Çok sevindim. Hayır. Amin efendim. Bir zaman düşürememiştim. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Onları daha önceden kılamadığım namazlarım için kazaya galiye diye sabahları her namazın arkasından, sabah namazın arkasından iki rekat kaza namazı diye kılıyordum. En son kazaya kalmış sabah namazı diye öyle ilave ediyordum iki rekat, ama bir de ikinci namazının arkasından, farzının arkasından birileri söyledi namaz farz olmaya, namaz ikinci namazın arkasından kaza kılınmaya diye söylendi. Bir de sabah namazının arkasından kabul olmaya diye söylendi. Ben de hocamın ağzından bilerekten ona daha yemin olmak için duymak tamam. istedim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz bir efendim. Bir sorum daha olacaktı. Buyurun. Evet efendim. Bir de rüyamda devamlı mevlid oku diye görüyorum. Ama arkadaşlarım da aynısını görmüşler. Beni mevlid oku diye görmüşler. Ben de daha bir ay olmadı yeni mevlid okudum. Acaba bunun anlamı nedir? Kendim de gördüm. İki kere mevlid oku diye gördüm. Okuyorum diye başlıyorum. Acaba dedim bunun anlamı nedir? Onu hocamdan Peki, duymak istedim. Rüya konusu... Hoşça kalın. Tamam, teşekkür ediyoruz. Rüyaları tabii yorumlamıyoruz. Ama ilk sorusu hocam, hanımefendinin geçen hafta da buna benzer bir soru aslında konuşulmuştu, anlatmıştınız ama bir kez daha izah edelim kaçıranlar için. Sabah namazı ve ikindi namazının sonrasında kılınan kaza namazlarının incelikleri var hocam. Geçen hafta bahsetmiştiniz. Onu tekrar hatırlatır mısınız? Efendim, sabah namazından sonra kaza kılabiliriz ama nedir amması? Güneş doğmuş olmamalıdır. Güneş doğmadıysa sabah namazını kıldım ama henüz güneşin doğmasına daha 20 dakika gibi bir zaman var. Öyleyse ben nihayet 4-5 dakikada iki rekatlık namazı kılarım. Öyleyse bu caizdir. Kaza namazını sabah namazından sonra kılabilirim ama güneş doğmuş olmamalıdır. İkindiye gelelim. İkindi namazından sonra da kaza kılabilirim ama onun amması ne? Güneş tam batıyor hale gelmemiş olması lazım. İkindi namazını kıldım, daha güneşin batmasına 2 saat var. Kılabilirim rahat bir şekilde ikindi namazının kazasını veya bir başka namazın kazasını kılabilir. Hocam Ayşe Hanım'ın sorusu bana şunu altını çizmemiz gerektiğini hissettirdi. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz. Der ki sabah namazından sonra namaz kılıyordum, kaza namazı kılıyordum, kılınmaz dediler. İkindiye de aynısını söylediler. Başkalarından duymak ne kadar yanlış. Ehillerine, işin ehline sormak gerekiyor. Kitapları açıp okumak gerekiyor. Bir de Ayşe Hanım şey oluyor zannederim bu. Nafile ile farzı karıştırma durumu söz konusu oluyor. Mesela ikindi namazından sonra nafile namaz kılamam. İşte bunu kaza da kılamaz gibi öyle algılanıyor, öyle söyleniyor, akılda öyle kalıyor. Yoksa ikindi namazından sonra nafile namaz kılamam ama kaza kılabilirim. Amması ne? Güneş batıyor hale gelmeden. O batıyor, güneş batmak üzere ama henüz de batmadı. Sadece o günün ikindi namazını kılabilirim, kaza kılamam. Anladım. Peki hocam bir şey daha var buna ilgili. Yanlış fetva vermenin de
günah var mı? Mesela burada hanımefendi yanlış yönlendirmişler. Bilmeden söylemek elbette mahsullu yani. Hı-hı. Hele bilmeden gelişi güzel söylemek olmaz bu. Çünkü akla göre olan bir şey değildir yani. Hı-hı. Yani kitap ne diyor, sünnet ne diyorsa öyle. Hı-hı. Evet. Peki hocam, ekip arkadaşlarımız hafta içi ellerine mikrofonlarını aldılar, kameraları aldılar ve izleyenlerimize mikrofon uzattılar. Çünkü size ulaşmak, soru iletmek, merak ettiğini öğrenmek isteyen tamam. bir sürü izleyenimiz var. Sırada VTR'lerimiz var, müsaadenizle onlara bir cevap tamam verelim. Buyurun arkadaşlar. Hocam size bir soru sormak istiyorum. Görme engelli biri imamlık yapabilir mi? Efendim sevgili peygamberimiz yerine Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretlerini vekil bırakmıştı. O da görme engellisi bir kişi ve o da namaz kıldırmıştı. Demek ki görme engellisi olan bir kişi başkalarına namaz kıldırabilir. Hı hı. Evet. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Hocam bir sorum olacaktı. Buyurun. Bir kimse eşinden dolayı namaz kılmıyorsa sorumlu olur mu? Onun cevabını istiyorum. Sorumlu olmaz ama vel müminune vel müminatü bazuhum evliyâ-u baz. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirinin yarıdır, yardımcısıdır. Sonra erkekler aile reisidirler. Ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılama göreviyle mükellef olduğu gibi onların manevi hayatlarıyla de sorumludurlar. O yüzden elbette eşinin manevi hayatı içinde gayretleri olmalıdır. Aile yuvasındaki dinimizi, imanımızı, ibadetlerimizi yaşayabilme konusunda aile reisinin de elbet sorumluluğu vardır. Ama erkek görevini yapıyor, tebliğ görevini yapıyor. Hanımefendi namaz kılmamakta ısrar ediyor. İyi, o zaman erkeğin de sorumluluğu biter. Peki, teşekkür ederim. Bir kimse diğerinin günahından sorumlu olmaz. Peki annelerin, babaların, çocukların üzerinde nasıl sorumluluk? Çocuklar olacak? Ergenlik çağına ulaşmış iseler anne baba da artık sorumlu olmaz. Ama öğretmek onların birinci görevi. Daha önce evet eğitmeleri, öğretmeleri, onlara örnek olmaları, namazı, ibadeti sevdirmeleri görevi. Ama bülü çağına geldi, hala namazla, niyazla ilgisi yok. Bu sefer ana baba da bundan sorumlu olmazlar. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Devam edelim mi arkadaşlar? Ses gelmiyor ama... Kaza namazlarında ezan veya kamat gerekir mi? Kaza namazlarında diyelim ki 5 vakit namaz kaza edeceğim. 1 ezan, 5 kamet. Ama bu da erkekler için, hanımlar için değil. Efendim, yahut da 1 namaz kaza edeceğim, 1 ezan, 1 kamet. Yahut da diyelim kış günü, geceler uzun. Ya uzun bu gecede Rabbime karşı borçlarımı ödeyeyim. 1 ezan 10 kaza yapacağım. 10 kamet ayrı ayrı her namaz için kamet yapacağım. Hı hı. Erkekler için bu, hanımlar için değil. Peki. Teşekkür ederiz tekrar. Devam edelim mi arkadaşlar? İyi günler hocam. İyi günler. Farz namazını kılmayan dinden çıkar mı? Farz namazı kılmayan dinden çıkar mı? Efendim, şehadet cümlesinden veya kelime-i tevhidden, ki bunlar dinin giriş kapısıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ne demek? Allah'ım şahitlik ederim ki senden başka hak mabud yoktur. Şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın senden alıp getirip haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğunu kabul ederim, tasdik ederim, şahitlik ederim. Bu söz dinin giriş kapısıdır. Bundan sonra ikinci önemli görevimiz 5 vakit namazdır. Namaz kılmayan kafir olur mu?
dinden çıkar mı? Hayır, kafir olmaz, dinden çıkmaz. Ama diyelim ki kış günü böyle çırılçıplak dışarı çıksam hasta olurum. Hı hı. Hasta olurum. Bir kere insanlara karşı tabii bu aynı zamanda ayıp da olur da sağlık bakımından da bu sağlığımı tehlikeye atmış olurum. O yüzden imanımın bekçisi de namazımdır. İnsan namaz kılmaya kılmaya artık önemsememiş olur. Halbuki Rabbimiz فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazı bazen kılıp bazen kılmayanlara veyl, cehennem vardır buyuruyor Rabbimiz. Bazen kılıp bazen kılmayan. Kılınca huzur, kılmayınca ızdırap duymayana cehennem var diyor Rabbimiz. Cehennemin kapısına bir kısım insanlar geliyor. Oradaki görevli melekler diyor ki مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Ne oldu da buraya geldiniz? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Biz namaz kılmazdık. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْك۪ينَ Fakirleri de doyurmazdık. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِض۪ينَ Günaha dalanlarla biz de dalardık. Günaha dalmakta da bir sorun, bir ilgisiz bir halimiz vardı. Ve kunna nukezzibu bi yevmiddin. Ya hele günümü yaşa ya. Gidip de gelen mi var derdik. Hatta etanel yakin. Bir de baktık ki ölüm geldi. Fema tenfe'uhum şefaatü şafi'in. Böylelerine kim şefaat edecekmiş? Fema lehum anit tezkireti mu'ridin. Ne oluyor da Allah öğüdünden yüz çeviriyorsunuz? كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْفَرَ Arslandan ürküp de kaçan merkepler gibi. Ne oluyor da Allah öğüdünden yüz çeviriyorsunuz? Ama namazı insan inkar ederse veya hafife alırsa, ya namaz ne ya? Sen kalbine bak ya, kalbim temiz olsun mesele yok. Adam namaz kılıyor ama neler yapıyor, neler yapıyor diyerek yani namazı hafife almam veya inkar etme, Allah korusun, o zaman dinden çıkar işte. Evet, namaz kılmayan kafir olmaz. Ama namazı inkar eden, hafife alan kafir olur. Ve namaz kılmaya kılmaya da insan bunu önemsememiş olur. Mayın tarlasına yakın yerlerde dolaşmış olur. O yüzden namazsızlıktan çekinmeli. Namazdan ruh banyosu, haz ve huzurunu duymalıyız. Müminin miracıdır. Evet efendim. Devam edelim o zaman diğer sorumuzla. İyi günler hocam. Cinlerin insanlara ne gibi zararları vardır? Evet efendim. Efendim bakın Rabbimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ma halaktul cinne vel insa İlla liyabudun. İnsanları ve cinleri, beni bilmeleri, beni bulmaları, bana kul olmaları için yarattım. Yani biz ne için yaratıldıysak, cinler de o amaçla yaratılmışlardır. Yani cinlerin işi, gücü yok, bize zarar vermek görevleri değil. Ama her ihtimale karşı zarar ver. İnsanlar da zarar verebilir. Cinler de zarar verebilir. Mesela قُلْ اَعُوذِ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ İnsanların Rabbi, insanların mabudu olan Allah'a sığınırım. Neden? مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ minel cinneti ven nas. Ama insanlardan, ama cinlerden vesvese, gönüllere vesvese veren cinlerin ve şeytanların zararlılarının, insanların ve cinlerin zararlılarının şerrinden Rabbim sana sığınırım. Evet, Allah'a sığınıyoruz. Ama Allah ve ma hum bi darrine bihi min ahadin illa bi iznillah. Allah izin vermeden kimse de zarar verme yetkisine sahip değildir. İpler Allah'ın elindedir.
Öyleyse ben ona sığınmalıyım. Yani haşa, Allah'ın gücü yetmiyor, cinler bana zarar verir. Ondan da çekinmemeliyim. Cin burada var mı? Var. Cin de var, melek de var. Ben demek ki bir cin korkusu, eyvah cinler bana zarar verir. Böyle de olmaması lazım. Ben Rabbıma sığınıyorum, bitti. Nasıl elbise giydiğim, toplumdan çekinmem gerekmediği gibi, soğuktan, sıcaktan da çekinmediğim gibi, Rabbıma sığınıyorum, cinden, şundan, bundan da çekinmeme gerek kalmıyor. Peki. Devam edeyim lütfen arkadaşlar. Hayırlı günler hocam. Efendim, hayırlı koruyucu günler. Koruyucu aile olmanın hükmü nedir? Koruyucu aile olmak, efendim tabii bakın, evlat edinmek, dinimiz buna rıza göstermiyor, bunu onaylamıyor ama koruyucu aile olmak, diyelim ki devletimizin o çocuk yuvasına emanet edilmiş bir çocuk. Ben de varıyorum, tabii devletimizin araştırmaları var filan. Bana bir çocuk verin, ben bu çocuğu besleyeceğim, okutacağım, gelin edeceğim, evlendireceğim diyorum. Devletimiz de tabii araştırıyor, bu böyle diyor ama bu adam müsait mi hakikaten diye gerçekten ciddi araştırmalar yaptıktan sonra çocuğu bana emanet ediyor. Peki benim bu çocuğu böyle yedirmem, içirmem, sağlığıyla, eğitimiyle meşgul olmam sevap mı? Elbette sevap. Yani köpeği sulayan biri cennetle müjdeleniyor da Allah'ın en değerli varlığı, hele büyük ihtimalle de bir yetimse, ona bakmanın sevabı elbette büyük. Yetimi himaye edenle ben cennette şöylece beraberiz buyuruyor Allah'ın Resulü. En şerefli ev içinde yetime ikram edilen evdir. Şu var ki sadece bakın şu şart var. Diyelim ki erkek çocuğu ise hanımefendi, çocuk ergenlik çağına ulaşınca artık mahremiyet kurallarına uymak gerekiyor. Kız çocuğu ise eşinin buna dikkat etmesi icap ediyor. Bunları yetiştirmemiz, barındırmamız, sağlığıyla ilgilenmemiz, giymesiyle, kuşanmasıyla ilgilenmemiz elbette büyük sevap. Sahabeden biri diyor ki, ya Resulallah diyor, bugünlerde işim rast gitmiyor, duam kabul olmuyor, moralim de bozuk diyor. Sevgili Peygamberimiz, bir yetimin başını okşa, duayın kabul olduğunu, işin rast gittiğini göreceksin buyuruyor ya. Evet. Peki hocam. Bir de hocam, süt annelik var. Ayşe Hanım, o da ne kadar güzel. İşi kökünden halletmedir o. Evet, mahremiyet kurallarını biraz daha mahremiyet kuralını kökünden halletmedir o. O da şöyle, eğer kız çocuğuysa hala, yani ne beyefendinin kardeşi eğer o dönemde süt veriyorsa çocuğuna, süt annesi olabilir. Beyefendiyle o zaman kız çocuğu mahremiyeti ortadan kalkıyor. Veya erkek çocuğu alıyorlarsa da teyze olacak hanım. Yani evin hanımefendisinin kardeşi emzirecek, değil mi hocam? Hafız benim ama Kur'an'ı kardeşim okur meselesi var hocam. Ya. Ayşe Hanım, güzel müdahale ettiniz, doğrudur yani. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Yayın esnasında birçok şey aklımızdan çıkabiliyor. Ben arada böyle yazarım ya. Ne kadar siz güzel, konuşurken evet. Sözünüzü kesmeyeyim diye. Evet. Anlatırken olabiliyor, unutulabiliyor. O yüzden hatırlatmak efendim, istedim. Programı müşterek yapıyoruz tabii. Yani. Estağfurullah hocam. Elinize su dökemeyiz lütfen. Sağ olun. Devam edelim arkadaşlar. Hocam size bir sorum var. Kötü söz söylemek, küfür etmek abdesti bozar mı? Nasıl? Kötü söz söylemek ya da küfür etmek abdesti bozar mı? Yani kötü söz söylemek, küfür etmek, sövmek, saymak. Bir kere leysel mümin billa'an velatta'an velalfahiş velalbezi. Yani sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Mümin söven, sayan insan bu yakışmaz mümine diyor. Mümin güzel ahlaklı olmalıdır ama diline de hakim olmalı. Kaba, söbe, sövüyor, sayıyor, küfrediyor. Abdesti bozar mı? Abdesti bozmaz ama
abdesti yeniden alması tavsiye edilir deniliyor. Kitaplarımız böyle diyor. O vaziyette namaz kılsa olur mu? Olur. Ama şu var, bakın abdest ne diyor? Abdest alırken ellerimi yıkadım, ellerimle işlediğim günahlar döküldü. Ağzıma su verdim, ağzımla işlediğim günahlar döküldü. Efendim, yüzümü yıkadım, gözlerimle işlediğim günahlar döküldü. Ama ben tekrar günah işledim. O yüzden günahlar üzerimdeyken namaza duruyorum. Pek uygun olmuyor. Ama namaz kılsam namaz sahih mi, geçerli mi? Geçerli. Ama yeniden abdest alması da tavsiye ediliyor. Peki hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Buyurun. Hocam size bir sorum vardı. Doğum günü kutlamak ve hediye almak caiz mi? Efendim, yani bakın, sevgili Peygamberimizin doğum günü yaklaştı. 29 Kasım adına biz Mevlid Kandili diyoruz. Efendimizin doğum gününü biz kutluyor muyuz? Tabii kutluyoruz. Camilerimizde böyle mevlidler okuyoruz, Kur'anlar okuyoruz, dualar ediyoruz, hediyeleşiyoruz, ziyaretleşiyoruz. Peygamberimizin doğum gününü kutlaması yaptığımız gibi kendimiz için de yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama başkalarına özenti olmaksızın, başkalarını taklit duygusu söz konusu olmadan, Rabbim bugüne kadar ömür verdin, sana hamd ederim, bir yılı daha yaşadım, sana hamd ederim, bir de neler yaptım, neler yapmalıydım, yapmam gerekli olanlardan eksiklerim neler, onları düşünüyorum. Eş dost toplanıyoruz, tebrikleşiyoruz, hediyeleşiyoruz. Uygun, caiz. Bu vesileyle aklıma geldi hocam, siz bir yayın esnasında kandillerde çocuklarınızı sevindirin, hediyeler alın demiştiniz. Bunu kullanan çok çocuklarımız oldu hocam. Ya. Kandil bugün bize hediye alacak mısınız? Ben değil hocam söylüyor diye çocuklar. Ya, o zaman ne güzel, bu Peygamber Efendimizin de doğumu bu vesileyle kutlayarak çocukları sevindirip onların da biraz daha içinin İslamiyet'e ısınmasını sağlamış oluruz tabii, değil mi hocam? Doğru. Tavsiyeniz için de teşekkür ediyoruz bu arada. Buyurun devam edelim arkadaşlar. Hocam merhabalar. Size bir sorum olacak. Adak kurbanı sünnet düğününde ikram edilir mi? Benim sorum. Güzel. Bunun efendim, cevabını öğrenebilir miyiz? Efendim, şimdi adak kurbanını sünnet düğününe gelen kişilere hediye edeceğim. Edebilir miyim? Edebilirim ama sabah namazının, ikindinin amması olduğu gibi bunun da amması nedir? Şimdi adak kurbanını kimler yiyemez? Ben yaptım diyelim ki, benim çocuklarım yiyemez, eşim yiyemez, ana babam yiyemez ve zengin olanlar yiyemez. Ben sünnet düğünü yapıyorum da ziyafet veriyorum. Ya onların içinde benim çocuklarım varsa, değil mi? Onlar varsa veya zenginler varsa bu sefer olmaz. Ya onların yediği miktarı da bilip tekrar sadaka edebilirsem o zaman işi kurtarır. Ama onlar yok. Genellikle halk hep fakir. Ben onlara sünnet düğünü ziyafeti veriyorum. O zaman olabilir. Amması bu işte. Yani peki. Benim eş, ana baba, çocuklarım olmayacak adakta bulunan kişinin ve yiyenler de fakir olacak. Peki hocam. Devam edelim lütfen. Hocam size bir sorum var. Abdest alırken diş etinin kanaması abdesti bozar mı? Efendim, bakın vücudum Hanefi mezhebine göre söylüyorum. Niye öyle? Genellikle ülkemizde Hanefi mezhebi mensupları çoktur. Halkımız hep böyle biliyor. O yüzden bunu anlatıyorum. Şafii'ye de işaret ederiz. Şimdi şuradan kan çıktı. Çıktığı yere de dağıldı. Dağıldıysa işte abdestin bozuldu. Ama diş eti öyle değildir. Abdest alıyorum, dişimden de kanama söz konusu. Tükrüğün yarısı veya yarısından fazla ise abdestime zarar verir.
Öyle değil. Diş eti kanıyor ama az, yani tükürükten daha az. O zaman mahsuru yoktur. Hı hı. Evet efendim. Peki. Devam edelim o zaman arkadaşlar. Hocam size bir sorum var. Buyurun efendim. Vücudumuzda bir sargı bezi varken gusül abdesti alabilir miyiz? Çıkarabilir miyiz? Çıkarırsak da kabul olur mu? Efendim, yani güzel bir soru. Yani demek ki gusül abdesti alacağım. Ama vücudumun bir yerinde de bir sargı var. Hı hı. Sargıyı çözeyim mi? Eğer çözünce o yaraya zarar verecekse sargı değil de hatta alçı. Ya alçıyı nasıl şey yapacağım değil mi? Nasıl alçıyı kıracağım? Hı hı. Altını yıkayacağım? Yok, öyle bir şey yok. Hı hı. Yani alçının üstünden meshederim elimle, o kadar. Demek ki çıkarabileceksem çıkarmam, zarar vermeyecekse çıkarırım. Ama hı hı. çıkarmam yaraya zarar verecekse o sargıyı veya o alçıyı çıkarmam, hı hı. ve onun üzerinden meshederim. Vücudumun geri kalan kısmını yıkarım. Evet efendim. Hı hı. Peki hocam, bir sorumuz var. WhatsApp üzerinden gelen sorularımız var. Onlardan bir tanesini sorayım size. Ama bu arada WhatsApp'la ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum müsaadenizle. WhatsApp üzerinden program esnasında bize sorulu yazılı mesajlarınızı lütfen gönderin. Bunun için de 0538 261 26 77 WhatsApp hattımız. Hafta içi de bize videolarınızı gönderebilirsiniz. Programın ilerleyen dakikalarında da hatta size gelen soruları da ileteceğiz. Sizden şöyle bir rica ediyoruz. Telefonunuzu şöyle yatay tutarak videonuzu çekiyorsunuz. Ve çektikten sonra videoda sorunuzu da tabii ki soruyorsunuz. Çektikten sonra 0538 261 26 77 numaralı WhatsApp hattımıza gönderiyorsunuz. Arkadaşlar hafta içi onları düzenliyorlar ve programda sorularınızı kendi görüntünüzle hocamıza sorma şansını elde etmiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi tekrar edelim, lütfen videonuzu ya da telefonunuzu veya tabletinizi şu şekilde tutarak çekiyorsunuz diye hatırlatalım. Hocam yine bir sorumuz da kaza namazlarıyla ilgili. Evet efendim. Hocam selamünaleyküm demişler. Kaza namazları kılmak için 5 vakit namazı kılarken her vaktin sonunda mı kılmamız gerekiyor? Öğleden sonra öğlenin gibi, yoksa diğerlerinde birbirlerine ekleyebilir miyiz? Yok, böyle bir mecburiyet yoktur. Yani hı hı. halkımız belki de kolay olsun diye şimdi günlük kazası gereken 17 rekat namaz vardır. Şimdi bir gün bir anda 17 rekat namaz kılmak belki zor gelebilir. Hı hı. Ama sabah namazı zaten 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Hı hı. Şimdi 2 rekat da kaza kıldım mı bu hiç ağır gelmez bana. Hı hı. Öğlen namazı 10 rekat, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat da son sünnet. Ondan sonra da 4 rekatlık bir öğlenin kazasını kılsam bu da hiç ağır gelmez. Hı hı. İkindi namazı 2 rekat, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz. Bir 4 rekatla ben ikindinin kazasını kılsam bu hiç ağır gelmez. Hı hı. Ama bir anda bir günlük namazı kılayım desem belki ağır gelebilir. O yüzden her namazın kazasını o namazın arkasından kılmamız uygundur. Hı hı. O vaktin değil de bir başka vaktinde kazasını kılabilir miyim? Kılabilir. Tabii. Hı hı. Şimdi öğle namazı kıldım. Arkasından 5 vakit namazın kazasını kılabilir miyim? Kılabilirim. Hele bak önümüzde uzun kış geceleri vardır. Ben gece kalkıp bir günlük, iki günlük namaz kılabilir miyim? Kılabilir. Peki hocam, bir sorumuz da izleyenimiz der ki, hayırlı günler hocam, ben de hastalık hiç bitmiyor. Biri bitse diğeri başlıyor. Doktorlar ilaç veriyor, fayda etmiyor. Nazar mı var yoksa beddua mı üzerimde der. Bir dua önerirseniz sevinirim demiş, bununla ilgili izleyeceğiz. Efendim, imtihansız kul yoktur. Sabla velenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi vel semerat. Malınızdan, canınızdan eksilterek, açlık ve korku vererek sizi imtihan ederiz. Kim kazanır ya Rabbi? Ve beşşir sabirin. Sen sabredenleri müjdele.
اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ Onlara bir musibet gelince اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ya Rab, bizim sahibimiz sensin, biz de senin hükmün geçerli. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız derler, demeliler. Asude olan dersen gelme cihane, meydane düşen kurtulamaz senge kazadan. Başım rahat olsun diyorsan gelme bu cihana. Bu cihana geldiysen ama ben gelmedim ki buraya, getirildim. Getirildim. Öyleyse bu cihanda iniş var, çıkış var, varlık var, yokluk var, hastalık var, sağlık var. Varlıkta şımarmayacağım, yoklukta bunalıma düşmeyeceğim. Mesela bakın sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam evlat acılarının hepsini yaşamış değil mi? Bir Hazreti Fatıma hariç. Hı hı. O da kendisinden 5,5 ay sonra. Rabbimiz onu da bildiriyor. O Efendimiz de onu kızına söylüyor. Kızım, ailemden en çabuk bana kavuşacak olan sensin. İki torunu, ciğer paresi, göz nuru öptü, kokladı, bağrına bastı, sırtına bindirdi. Hazreti Hasan'la Hüseyin radıyallahu anhuma, onların çok acı bir şekilde şehiden dünyadan ayrılacaklarını Rabbimiz bildiriyor. Ama sevgili Peygamberimiz bakın böyle gülecek kadar sorumsuz değil ama asık yüzlü de değil. Vah, iki sevgili torunum çok acı bir şekilde şehit olacak diye kederlere gark olmuyor. Mübarek yüzünden tebessüm hiç eksik olmuyor. Yani müminin ayağına diken batsa derecesinin yükselmesine sebep olurmuş. Diğer peygamberlerde de böyle imtihan var. Mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. Yunus Aleyhisselam denize bırakılıyor, balığın karnında. Eyyub Aleyhisselam sel geliyor, bağlar, bahçeler, evler, barklar, evladı uyal gidiyor. Ve bir de hastalık. Yani Allah'a karşı öyle saygısı var ki, Ya Rabbi al benden bu hastalığı da diyemiyor ama yıllar buna katlandıktan sonra eşi diyor ki yahu sen Allah'ın elçisisin, Allah aşkına nedir bu çektiğimiz yahu, hı hı. Sen dua et de Allah şifa versin. Yunus Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam dua ediyor, Kur'an'da da geçiyor. Ya Rabbi her tarafımı hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin. Rabbimiz derhal şifa veriyor. Yani bak görülüyor ki şimdi Eyyub Aleyhisselam günahkar insanda ondan mı başına bu sıkıntı geldi? Yunus Aleyhisselam günahkar da ondan mı böyle oldu? Haşa, sevgili Peygamberimiz günahkar da ondan mı böyle evlat acılarını tattı? İlla böyle dememiz doğru değil. Yani bir sıkıntıyla karşılaştıysak ümitsizliğe kapılmamalıyız. Tekrar ona sığınmalıyız. Mülkün sahibi o. Bizim sahibimiz de o. Her gün bunu hem de bakın namazlardan sonra diyoruz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülku ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah'ım senden başka hak mabut yok. Eşin, dengin, ortağın yok. Allah'ım mülk senin, benim sahibim de sensin. Hamd sana, övgü sana, sen her şeye muktedirsin Allah'ım diyoruz. Yani başıma şu sıkıntı geldi diyerek ümitsizliğe kapılmak yok. Evet. Peki, bir telefonumuz var hocam, izleyelim sattığımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler Ayşe Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim, size de iyi günler. Benim hocama sorum olacaktı. Buyurun efendim. Kadınlar özel günlerinde tırnaklarını kesebilirler mi? Olur mu? Tamam. Kadınlar özel günlerinde tırnaklarını kesebilirler mi? Efendim, kesmemeleri daha uygun. Yani
vücudundan ayrılırken bile, o tırnak uçları vücudundan ayrılırken bile temiz vaziyette olmalıdır. Peki olmadı, olmadı büyük bir suç mudur? Büyük de bir suç değildir yani. Ama nezaketen, edeben, yani vücudumuzun belli yerlerindeki tüyler giderirken veya tırnak keserken temiz vaziyette olmamız daha güzeldir. Ama olmadı, tırnaklarımı kestim, büyük de bir suç işlemiş değilim yani. Peki. Evet. Hocam, WhatsApp'tan gelen bir soru var, dikkatimi çekti. Önemli olduğunu düşündüğüm için sormak istedim. Bir beyefendi, ismini vermek istememiş. Eşim beni aldattı ve bunu yakaladım. Boşandığımızda, boşanmak istiyorum, boşandığımızda mehir hakkı vermek zorunda mıyım? Dinin hükmü nedir bu konuda diye sormuş. Yani beyefendinin eşi aldatıyor. Hanımefendinin burada ihanet etmesinden sonra mehir hakkı devam ediyor mu? Evet, mehir hakkı devam ediyor. O hakkını vermediyse veya bir kısmını verdi, bir kısmını vermedi, onu vermesi lazım. Beyefendi isterse hayatına devam ettirmeyebilir, boşama durumunda olabilir. Evet efendim. Peki hocam, az önce tamam. Abdestle ilgili bir soru ama geldi. Ama bu konuda da tabii suizandan filan sakınmalı. Rabbimiz her konuda iki şahit isterken bu konuda dört şahit istiyor. Maiz diye birini, bakın, bir sahabeden biri nasılsa böyle bir hata işliyor. Onu himaye eden kişi geliyor. Ya Resulallah diyor, affedersiniz, Maiz zina etti diyor. Efendimiz huzuruna alıyor. Maiz, böyle deniliyor ama sen zina etmedin değil mi? Hayır, 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 ben zina ettim. Maiz, sen sade bakıverdin değil mi? Yok, bakmadım. Bakma değil, zina. Sade dokundun değil mi? Hayır, hayır, dokunmadım. Ebike cünun, delisin sen değil mi? İyi ile kötüyü birbirinden ayıramazsın. Yok, yok, ayırırım. İyi ile kötüyü birbirinden ayıracak bir akla sahibim ben. Niçin ısrar ediyorsun? Üride en utahhira bil ikab. Cezamı verin, temizlenmek istiyorum ya Resulallah. Bakın, Peygamberimiz dört defa tevil kapısını açıyor ve cezası veriliyor. Ama ondan sonra Efendimiz işte onu ortaya döken kişiye diyor ki, üzerine cübbenle örtseydin bundan daha iyiydi diyor ya. Yani o yüzden, yani kesin delil olmadan şöyledir demek, bu işin şuyuğu vukuundan daha beterdir. Bazen hanım erkek için bunu söylüyor veya erkek hanım için böyle bir yorum, alınganlık yapıyor. Böyle diyor, kesin delil olmadığı halde. Yani suizan günahtır, haramdır. Suizan. Kesin delil olmadan herhalde bu hanım böyle diyor ya, benim hanım herhalde beni aldatıyor yani. Ama delil var mı? Gören var mı? Yok. Gören olsa bile hem de dört şahit olması icap ediyor. Peki bu hocam. Bu konuda da buna hassasiyet göstermek gerekir. Peki hocam, ağzınıza sağlık. İzleyicimiz var hattımızda. Reklamların öncesinde bir cevap verelim müsaadenizle. Alo. Alo, iyi günler. Size de iyi günler efendim. Hoş geldiniz. Konya'ya selamlar, saygılar bu arada. Yok, ben Ankara'dan arıyorum ama. Peki, tamam. KC'de bir sıkıntı oldu. Problem değil. Buyurun, hoş geldiniz. Hocam, benim kulağımda delik var ama bu altın ve gümüş bana zarar veriyor taktığım zaman. Ama uzun bir müddette takmayınca bu kapanıyor, kulağımdaki delik. Bunu ne yapmam gerekiyor hocam, yani abdest alırken, usul abdesti alırken? Efendim, Rabbimiz la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Yani gücüm nispetinde oraya suyun ulaşmasını sağlarım. Ulaşmıyor, dert değil yani. Yani o kadar hani fettaharu buyurduğu için Rabbimiz adam akıllı temiz
temizliği yapın buyurduğu için eski kitaplarımızda iğne ucu batacak kadar yer kalmamak şartıyla denilmiştir. Ama bunu da böyle bilelim ki öyle gücümüzün üstünde bir şey değil. Gücümüz neye yetiyor o? Bunu da dert etmemeli. Vay herhalde olmadı. Herhalde benim kulağımın bu deliği, o kısım herhalde kuru kaldı. Yok öyle de dememeliyiz ya. Peki. Evet. Hocam bir sorum daha vardı ama. Buyurun. Burada bazen sureyi unutabiliyoruz da bunun için ne yapmamız gerekiyor? Başka bir sureye mi geçmemiz gerekiyor? Yoksa secde mi yapmamız gerekiyor yanılma secdesi? Olabilir. Yani yok yanılma secdesine gerek yoktur. Edeben yukarıdan aşağıya doğru sureleri okumak icap eder. Ama diyelim ki atladık, diyelim ki unuttuk. Yine namazımız sahih olur. Peki. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür İyi günler diliyoruz. Reklamlar var ardından inşallah buradayız, tekrar ayrılmayın. Reklamların ardından devam ediyoruz efendim. Hattımızda bir izleyicimiz var hocam. Tamam efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hanım iyi günler. Size de efendim iyi günler. Kahramanmaraş'a selamlar, saygılar. Sağ olun efendim. Buyurun efendim, alalım sorunuzu. Necmettin hocama sorum vardı. Buyurun efendim. Hocam ben sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Dua eder, evet, dua bekleriz. Hocam. Sağ olun efendim. Buyurun efendim. Benim sorum hocam, saç ektirmek günah mı diye soracak. Saç ektirmek günah mıdır? Saç ektirmeyi. Evet. Kendi saçından ektirebilir. Günah değildir. Evet efendim. Peki var mı efendim başka sorumuz? İki tane daha sorum var ben şu an. Buyurun. Buyurun. Bir de ben sabah namazına kalkamıyorum bazen. Evet. Sonra kılıyorum yani öğlen namazına 20 dakika kalana kadar. Ama yani geceleyin akşam yatarken sabah namazına kalkmak istiyorum. Ya Rabbi beni kaldır diye dua etmeli. Kevser suresini de okumalı. O zaman vaktinde tabii. Eyyül amal ehabbü ilallah ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi, Allah'a karşı en sevgili şey nedir? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Hele hele sabah namazı. Rek'atal fecri hayru minet dünya ve ma fiha. İki rekatçık sabah namazının sünneti dünyalardan, dünyada olanlardan daha değerli. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Ya Resulallah filan kişi sabah namazını vaktinde kılmıyor diyorlar. Efendimiz bale şeytan fi üzüney. Affedersiniz, o kişinin kulaklarına şeytan işemiş buyuruyor. Yani yeni dünya kuruluyor, ezanlar okunuyor. Efendim, nasıl Rabbimize vaktinde secde etmemiz ve ona azmetmeli. Vaktinde kılmasam da oluyor. Kuşluk vakti kılarım, yine de sünnetiyle birlikte kılarım. Kılarım ama sevabı o kadar olmaz. İlla vaktinde kılmalıyım. Vaktinde kılmadıysam öğlen namaz ezanının okunmasına 20 dakika kalıncaya kadar sünnetiyle birlikte kaza ederim o günün sabah namazını. Peki. İzleyenlerimizden bir ricam olacak. Telefonumuz var, yine alacağız ama bizi WhatsApp'tan ısrarla aramaya devam ediyorsunuz ama biz maalesef telefonlara cevap veremiyoruz ve yazılı mesajlarınızı alabiliyoruz. Siz ararken yazılı mesaj gönderen izleyenlerimizin hakkına girip onların mesajını yayınlamamıza engel oluyorsunuz. Çünkü okuyamıyorum ben burada. Doğru. Rica ediyorum. Ne olursunuz telefonla bizi aramayın. Alamıyoruz çünkü. Mesajlarınızı yazılı olarak gönderin. Ama şöyle bir şansınız var. Hafta içi az önce de izah ettiğimiz gibi bir kez daha izah edeyim. Telefonunuzu şöyle yan tutarak ya da karşınızdaki kişi yan tutarak sizi çektiğinde video yoluyla sorunuzu bize iletirseniz önümüzdeki hafta videonuz programda yayınlanır. Hocama görüntülü olarak sorunuzu sesli değil görüntülü olarak sorma şansını elde etmiş olursunuz diye hatırlatalım ve bu hassasiyeti gösteren izleyicilerimize de bir kez daha teşekkür edelim hocam. Diğer telefondayız. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Merhaba Ayşe Hanım, iyi günler. Merhaba efendim, size de iyi günler. Ben Ankara'dan arıyorum. 4 ay önce babamı kaybettim. Ramazan'ın işte Kadir Gecesi'nin son 2-3 gün kala.
Azabı neydi vesaire ne değildi bunu merak ediyorum. Bu birinci sorum. İkinci sorum da şu. Ruhlar kabirde mi kalıyor? Tamam, beden gömülüyor, evet. Ama ruh nerede yaşıyor? Kabirde mi duruyor? Başka bir alem mi var? Gidiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bununla alakalı hiçbir bilgi ben anlayamadım. Araştırmalarımda bir de şöyle bir şey duydum, gördüm. Cuma günü selayla cuma namazı ezan arasında kabrine gidildiğinde gelirmiş, hani beklerlermiş, dua beklerlermiş diye duydum ve görme şansları olurmuş diye duydum. Bu ne kadar doğru? Ama esas sorum benim için önemli olan ölüler nerede duruyor? Ve işte ameli iyi olanlar, ameli kötü olanlar ikiye ayrılıyor. Ameli iyi olanlar işte Allah'ı gelip güzel günlerde, kadir gecelerinde ya da vesaire. Telefon çeken bir yerde durursanız sesiniz gidip geliyor, bazen zor anlıyoruz sizi. Tamam, nereye kadar anladınız? Anladık ama devamında sıkıntı olmasın diye söylüyorum. Kabirde nerede olacaklarını ya da... Evet, kabirde mi, sürekli kabirde mi duruyorlar, yoksa herhangi bir... Efendim, kabir... Yoksa farklı bir yer mi var? Yani hangi alemde? Yedi kat alemin hangi aleminde? Tamam. Hemen soralım hocamıza o zaman soruyu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu arada özür dilerim. İlk sorunuzla ilgili atladığımız bir şey olmasın. Babanız ne zaman vefat etti ve bunun neden... Kadir gecesine 2-3 gün kala. Bununla ilgili, evet. Azapla ilgili bir şey soruyor. Anladım. Soruyu anladım. Tamam o zaman. Evet efendim. Efendim inşallah yani Kadir gecesine birkaç gün kala vefat etmiş olmak, Ramazan gününde, gecesinde dünyadan ayrılmak, bunlar hayra işarettir. Ama garanti değildir. Yani illa Ramazan'da ölen sorgu sual yok, cennet yolunda demek de mümkün değil. Ama hayra alamettir. İnşallah güzel işaretlerdir bunlar. İnşallah. Mevla cümle geçmişlerimize, hanımefendinin muhterem pederine de rahmet eylesin. Amin. Kabir hayatına gelince biz bu berzah hayatı dediğimiz, yani dünyada değil, ahirette değil. Yani ikisinin ortasında. Peki biz bu hayatı şimdi kabirde mi diyor? Kabir diye gördüğümüz yer nere? Efendim taşın, toprağın arasında ışık girmeyen karanlık bir yer. Orada mıdır? Yahut da nedir? Bakın Rabbimiz buyuruyor ki ayetinde, o Rabbim Allah'tır diyen, Allah'a giden yolda olan müminlere melekler eşlik ederler. Ne zaman? Dünyadan ayrılırken eşlik ederler. Mezarda eşlik eder. Nahnu evliyaukum fil hayati dünya vel ahire. Biz dünyada da ahirette de size dostuz. Yani kabrin korkunçluğunu gideriyor o melekler. Evet. Hatta men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke, Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir sorularına eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diye cevap veriyorlar. O gelen meleklerin sorularına böyle cevap verince, senin böyle cevap vereceğini biz biliyorduk. Ama biz görevimiz icabı geldik. Burası senin için cennet bahçelerinden bir bahçedir. Burada kıyamet sabahına kadar sen rahat et derler ve ayrılırlar. Yani demek ki şimdi biz rüyamızda çok güzel yerlerde geziyoruz. Ama siz görüyor musunuz bunu? Görmüyorsunuz. Ama ben yattığım yerde rüyamda o güzelim bağlar, bahçeler arasında, kuş sesler arasında gerçekten geziyorum gibidir. Bu kabir hayatı da öyle. Taşın, toprağın arası demek değildir. Ayrı bir alemdir, hayattır. Bunu biz nereden biliyoruz? Yani kimya ilmiyle, fizik ilmiyle, matematik bilgisiyle yok, onlarla bilemeyiz. Bunu kitapla, sünnetle, Rabbimizin ve sevgili peygamberimizin haber vermesiyle biliriz. Peygamberimiz, Efendimiz bakın kabire geliyor, hem de bakın ayak ucundan geliyor, ayak ucu tarafından. Hı-hı. Yani cephesinde olacak tam, o yattığını hesap edin, ona tam karşı geliyor gibi. Esselamu aleyküm dâre kavmü mü'minîn.
فإنا إن شاء الله لاحقون بكم نسأل الله لي ولكم العافية. Müminlerin yurdu, size selam olsun. Rabbimden size de bize de afiyet dilerim. İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz. Sanki diriye söylüyor gibi Allah Resulü'nün böyle yaptığını görüyoruz. O yüzden yani tam kabirde yatıyorlar, bize bakıyor şeklinde değil ama Allah'ın Resulü böyle düşünmüş, böyle yapmış, böyle selam vermiş, ziyaret etmiş, efendim onlar için rahmet okumuş, dua etmiş, mezarları ziyaret edin, sizin de empati yapmanıza sebep olur. Mezar ziyaretinden maksat duadır. Bugün bana ise yarın sanadır. Yani demek ya, okuduğumuz Yasin-i Şeriflerden, Aşr-ı Şeriflerden, Hatm-ı Şeriflerden haberleri oluyor mu? Oluyor. Hatta hemen şurada komşumuz, İstanbul'umuza şeref veren Ebu Eyyub-ül Ensari Hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerif soruluyor Efendimiz'den. Ya Resulallah, yani geçmişlerimiz için dünyada bir hayır yapsak, bir sadaka versek, onların haberi olur mu? Efendimizin cevabı şu: birisi size bir tabak meyve ikram etse, siz bundan memnun olur musunuz? Oluruz. Sizin işte sizden ayrılanlar için yaptığınız hayırlardan da onların haberi olur ve memnun olurlar. Yaptığımız iyiliklerden de haberdar oluyorlar. Kötülüklerden de iyilikler için dua ediyor. Ya Rabbi bunların iyiliğini artır. Kötülüklerden de haberdar oluyor. Ya Rabbi bunları vazgeçir diye dua ediyorlar. Peki hocam. Evet efendim. İzleyenimiz daha var hattımızda. Alo. Günaydın, hayırlı programlar dilerim. Günaydın efendim, anladım. Teşekkür ediyoruz. Size de hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Benim hocama sorum şu olacak Ayşe Hanım. Buyurun. Dua ile kader değişir mi? İkinci sorum ise, eziyet veren bir insana beddua etmek günah mı? Ben bir de bunu soracağım. Kime beddua etmek? Eziyet veren. Eziyet yapan bir insan, mesela... Atıyorum bana eziyet eden bir insana ben beddua versem bu ne kadar doğrudur? Bu da benzer bir soru daha vardı WhatsApp'ta. Tamam. Hatta onun başına kötü bir şey geldiğinde ben mi sorumlu olurum diye izleyenimi sormuştu. Peki teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar tekrar size. Buyurun hocam. Şimdi lütfen bir daha siz. İlk soruyu bir kez daha alalım mı o zaman? Neydi ilk soru? İlk soru. Dua ile kader değişir mi? Evet. Efendim bir kere Rabbimiz dua edin, ben duanıza cevap veririm buyuruyor. Peki kaderim değişir mi? Rabbim, kader ne demek? Vaktinden önce olacak şeyleri Rabbimizin bilmesine kader diyoruz. İşte bunu bilen Rabbim, filan zaman ben dua edeceğim, onu da biliyor. O yüzden ömrümün uzamasına, rızkımın bereketlenmesine o dua sebep olacak, o yüzden de orada o da var. Ben kaderimi bilmediğime göre dua edin diyor Rabbim. O halde dua etmek benim görevim, dua etmeliyim. Et-dua umekul ibadet. Dua ibadetin özüdür, iliğidir, can damarıdır. Et-dua silahul mümin. Dua müminlerin güç kaynağıdır. Sonra fezkuruniye eskurkum, kullarım siz bana dua edin, ben sizin duanıza icabet ederim. Yani duamızdan haberdar oluyor ve o yüzden kaderimi de nasıl olduğunu bilemediğime göre bana kulluk görevi düşüyor, o da dua. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla dua'ukum. De ki ey peygamberim, duanız olmayaydı Rabbim sizi nideydi. Evet. Peki hocam. Bir telefonumuz daha. Ama dur, ikinci sorusu kaldı. İkinci sorusu da vardı, evet. İkinci onda sorusu da, beddua edebilir miyim? Bana eziyet eden biri mi? Yani bana beddua etme yetkisi var. Edebilir. Kendisine eziyet eden, zulmeden, haksızlık eden birine beddua edebilir ve bu bedduadan da korkmak lazım.
Ama etmemek daha iyidir. Hı-hı. Beddua etmemek daha da iyidir. Yani, evet. Peki hocam, bir soru da WhatsApp'ta vardı bununla ilgili. Beddua ettiğinde bazen tutuyor da, o tuttuğunda başına gelen kötü şeylerden benim sorumluluğum var mı? Ben günaha giriyorum. Yok, sorumluluğu yok. Haklıysa, haklıysa sorumluluğu yok. Ama yapmamak daha iyi. Kötülüğü iyilikle giderin. Rabbimiz böyle buyuruyor. Ya kötülüğü iyilikle giderin. Peki. Bedduadan sakınmak gerekiyor. Evet. Peki hocam. Buyurun efendim, diğer telefona cevap verelim. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler efendim. Efendim. Benim bir sorum olacaktı hocam ama. Buyurun, dinliyoruz efendim. Ben 3 ay önce doğum yaptım. Doğum yaptığım anda bebeğimin emme refleksi yoktu. Hani emmiyordu sürekli. Annem dedi ki ben bir emzireyim. Göğsünü verdim, ben emdi onu. Ama süt yok annemde. Şimdi ben doğurduğum çocukla kardeş mi oluyorum? Onu soracaktım ben. Annenizin sütü var mıydı bu arada? Hayır yok. Anneniz de doğum yapmış mıydı? Acaba emme refleksi var mı diye çeşitli şeyler denedik, olmadı. Annem tabii göğsünü verdi. Acaba emebilir mi? Ama emme refleksi var mı diye hemen annemin göğsünü böyle emmeye başladı. Yani şimdi annesinin göğsünü emdi ama çocuk madem süt yok o zaman yani süt çocuğun etinde, kanında, kemiğinde gelişmeye sebep oluyor. Ananın göğsünü aldı, emdi ama süt yok. O zaman kardeşlik söz konusu değil. Hı hı. Evet. Evet ama efendim. Hocam bir sorum daha var. Bir şey daha sorabilirim. Evet efendim. Ben çocuğum doğduktan sonra belediye başkanımızın eşi geldi ve birkaç hediye getirdi bana. Geçmiş olsun diye. Şimdi eşim diyor ki o hediyeleri kullanma. Hani o devletin çeşitli dairelerine kul hakkı vardır. Ben onları kullanayım. Mesela battaniyede çeşitli şeyler göndermiş. Ben onları kullanabilir miyim? Kul hakkına girer miyim acaba? Şimdi belediye başkanı halkı ziyaret ederken, çünkü biliyorum bu tarz belediye başkanları bu tarz ziyaretlerde bulunuyor. Doğum yapanın evine giderler, hasta olana giderler. Sizin de bu şekilde bir halktan biri olduğunuz için ziyarette bulundular değil mi? Evet, evet. Tamam. Yani herhangi bir devlet dairesiyle ilgili bir işle alakalı bir hediye değil bu sonuçta. Buna da hakkı var mıdır izleyenimizin, onu soralım o zaman. Belediye başkanı ziyarette bulunmuş, bebeğiniz hayırlı olsun diye hediyeler vermiş. Bu da ne iyi yapmış o belediye başkanına da tebrikler, teşekkürler. Hanım kızımızın da şu hassasiyetine teşekkürler. Yani bunda kul hakkı var mı diye. Tabii kendi ihtiyacı varsa kullanır, ihtiyacı yoksa o da başkasına verebilir. Bunlar ne güzel İslami geleneklerdir. Tehadev tehabbu, hediyeleşin, sevişirsiniz. Yarım elma, gönül alma. Efendimiz buyuruyor, komşu kadın, komşu kadına koyun paçası da olsa ikram etmekten geri durmasın. Ya bunların asıl o küçücük şey, işte basit bir şey, sevgi meydana getiriyor. Karşılıklı sevgiler. Ve böyle olunca yardımlaşma oluyor, birbirine dualaşma oluyor. Yani belediye başkanı da doğru yapmış, güzel etmiş. Hanımefendinin de o hassasiyetine ayrıca teşekkür etmek lazım. İhtiyacı varsa kullanır, yoksa bir ihtiyaç sahibine o da ayrıca hediye edebilir. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bebeğinizi sağlıkla büyütün. Allah analı babalı büyütsün. Allah İnşallah bağışlasın. Hayırlı evlatlı olsun. Hayırlı evlat olsun inşallah. Peki hocam, bu konudan bir soru da benim kafamda doğdu. Şimdi yıllar önce ilk başlarda sokakta parası olmayan, o anda yiyecek durumda olmayan insanların, sokakta kalmış insanların doyması için iftar sofraları kuruldu biliyorsunuz. Devlet tarafından, belediyeler tarafından. Sonra bunları sokaklarda yapmaya başladılar. Komşuluk ilişkilerini geliştirmek için. Bunlar da yenebilir mi? Yani benim durumum var, evde yemeğim var ama iftarı sokakta, belediyeden yiyorum. Olsun efendim, gayet güzel yani. Evet, gayet güzel. Yani sevgili Peygamberimiz iftara davet edilmiş mi? Davet edilmiş. Ve davete de icabet etmiş. Ve davette de dua etmiş. Eftara endekumus saimun ve ekele da'amekumul ebrar. Sallet aleykumul melaike, sofralarınızda oruçlular iftar etsin, has kullar yemeklerinizi yesin,
diye dua etmiş sevgili peygamberimiz. Peki hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. O zaman reklamlar diyelim. Reklamların ardından tekrar buradayız inşallah. Ayrılma lütfen. Devam ediyoruz efendim. Her cumartesi olduğu gibi bugün de yine beraberiz ve son bölümdeyiz. Hocam WhatsApp'tan gelen sorular var. Evet. Görüntülü sorular var. İzleyenlerimize bir kez daha numaraları hatırlatalım. Sonra da gelen soruları size tamam. iletmeye devam edelim. Efendim WhatsApp hattımız 0538 261 2677. Telefonunuzu ya da tabletinizi şu şekilde yan tutarak videolarınızı çekiyorsunuz. Videonuzda sorunuzu soruyorsunuz ve bize verdiğim numaradan gönderiyorsunuz. Biz de az sonra göreceğiniz gibi sorularınızı yayında yayınlıyoruz diyelim. Hocam geçmeden önce bir sorum var. Tamam. Çok önemli. Daha önce de gelmişti. Onu belirtmek istiyorum. Babam Kazım deprem daha önce rahatsızlandığında şöyle okurken sıkıntı yaşayacağım. Ben kendim aktarayım hocam. Böbrek rahatsızlığı yaşıyor. Ve bu böbrek rahatsızlığında başvuruda bulunuyor. Böbrek çıktığında nakil olması için. Böbrek çıkıyor. Fakat biz çok sonra öğrendik bunu diyor. Babam bizden gizlemiş. 16 yaşında bir gence o süt çocuğu, onun daha yaşayacak çok yılları var deyip böbreğimi kendine nakledilecek böbreği başka bir çocuğa bağışlamış. Bunun İslamiyet'teki yeri nedir diye bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz neler var hocam? Vallahi bu da ayrı bir erdemdir. Bu arada baba vefat etmiş. Baba vefat etmiş. Hı hı. Ona ve cümle geçmişlerimize Rabbimizden rahmetler diliyoruz. Amin. İslam'da İsar diye bir şey var. İsar. İsa ve yu'sirûne alâ enfüsihim velev kâne bihim hasâsah. Kendilerinin ihtiyacı olmasına rağmen başkasının ihtiyacını tercih eden. Hem de bu can. İşte bakın bu da bir örnek bir davranışta bulunuyor. Yani o gençtir, o yaşasın diye kendine çıkan hakkı ona veriyor. Ne örnek davranışta bulunuyor. Mevla ondan razı olsun. Aa. Ama değerli seyircilerimize işte şu da düşüyor. Bakın bugün kalp nakli bekleyen, böbrek nakli bekleyen bir hayli kardeşimiz var. Rabbim hepsine şifalar ihsan eylesin. Mezarda çürüyecek olan şeyi ne olur başkasına verebilirim desek ne olur? Yani bir başka kişi, yani bir empati yapalım Ayşe Hanım, empati yapalım. Ben şimdi kalp nakli bekliyorum. Ya olacak ya da öleceğim. Kolay şey mi bu? Ya. Kolay şey mi? Ama vefat etmiş bir kişi daha 7-8 saat geçmeden o süre içerisinde ondan o kalp alınırsa bir başkasının işine yarayabiliyor. Evet. Ne olur bunları yapabilsek illa bu başka yerlerden mi bize gelecek? Ya. Yani elin adamı yapıyor bunu. Bizde de yavaş yavaş buna alışılıyor. Hı hı. Bir gün bakın hastanedeydim. Büyük bir hastane koridorundayım. Doktorlar gördüler. Hocam sahip çıktılar. Hocam şurada beyin ölümü gerçekleşmiş genç bir hanımefendi var. Biz ikna edemedik. Siz yakınlarını ikna eder misiniz dediler. Yakınlarının bir kısmını ikna ettim, bir kısmını edemedim. Yani akla şu yerleşmiş, işte o organ başkasına verilirse onun günahı buna olur. Ya yani şu et parçası kalp dediğim, o sorumlu mu o ya? İdrak sorulu, irfan. Akıl sorumlu. Hı hı. Öyle bir kalp efendim onda olduğu müddetçe, göz onda olduğu müddetçe, böbrek onda olduğu müddetçe günah olur diye bir düşünce var. Bu düşünceden kurtulmak icap ediyor. Ve hanımefendi, o genç hanım o gün vefat etmiş. Olacak ya ertesi gün benim de mezarlıkta bir başka cenaze dolayısıyla bulunuyorum. Tabii bir gün önce ısrar ettiğim kişiler orada rastladılar. Sadece ben dua ettim ama onlar da mahcup oldular. Ben de bir şey söylemedim. Hı hı. O genç hanım bakın oraya defnedildi. O istenilen organlar da öyle gitti. Ne olur bir başkaları da o organlar vesilesiyle hayata kavuşmuş olsaydı. Doğru. Peki.
Bunun altını çizmiş olduk vesileyle hocam. WhatsApp hattına gelen sorularımızı müsaadenizle yavaş yavaş almaya başlayalım. Arkadaşlar buyurun. Türkiye şartlarında borsa oynamak, borsadan para kazanmak helal midir? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet, borsa. Borsadan para borsa, efendim, iştigal sahası meşru ise problem yok. İştigal sahası meşru değilse o zaman caiz. Diğer soruyla devam edelim lütfen arkadaşlar. Hocam, benim eşim benden 4 aydır ayrı. Diyor ki, ben ayrıldım senden. İmam nikahlı eşim kendi isteğiyle ben imam nikahı boşayabilir miyim diyebilir mi? Ben boşamadan eşim benden boşanabilir mi? Hocam, bunu sizden rica ediyorum. Bunu Allah rızası için bir meyazda bulunur musunuz? Yani bir söyler misiniz? Yani kadın erkeği boşayabilir mi? Allah'a emanet olun. Ben Adana'dan arıyorum. Atilla Karagöz ismimde. Allah, kadınların erkeği boşayamaz. Bu yetkisi olsaydı boşanmadık erkek kalmazdı. O yüzden bu yetki erkektedir. Erkeği zorlayamaz. Ama erkek de bu hakkı suistimal etmemelidir. Diyelim ki hem beraber değiller, beraber olma ihtimali de ufukta görülmüyor. Değil mi ki nikahın bende, hem beraber olmayacağım, hem de boşamayacağım, sana zulmedeceğim. O zaman başka çare düşünülür. Dinimiz ona erkeğin zulmetmesine de fırsat vermez. Erkek tarafından aklı başında bir adam, hanım tarafından aklı başında bir adam, ikisi bir araya gelir ve onlar boşama işini gerçekleştirirler. Ama böyle olmadığı halde hanım illa boşayacağım demekle bu iş olmaz. Peki. Yetki erkektedir. Peki hocam. Peki mihirde bir boşanma hakkı verilebiliyor mu? Mihirde sanki böyle bir şey duymuştum. Var mı böyle bir şey hocam? Yok mu? Yok, evet. Peki. Efendim. Devam edelim o zaman arkadaşlar sorularla. Benim de bir sorum var. Benim kızım eşim öleli maaşımı arıyor. Ama o imam nikahı olduğu için arıyor. Ben buna hiçbir şey. Benim de durum müsait olmadığı için arıyor o benim. Ben yani yarım ekmeğe muhtaç oluyorum. Şimdi konuyu şöyle ben toparlayayım size hocam. Evet. Beyefendi vefat ettiğinde emekli ve dul ve yetim maaşı vardır biliyorsunuz. Doğru. Eğer kız bekarsa ona maaş devlet tarafından ödeniyor. Ama annenin maaşı kesilerek kıza veriliyor bildiğim kadarıyla. Şimdi burada diyor ki kızım imam nikahlı, resmi nikahı olmadığı için benim emekli maaşım bölünüyor ve kızıma veriliyor. Benim de diyor ona ihtiyacım var. Bu konu hakkında yorumunuz. Yani evli olduğu halde bazen öyle oluyor ki babadan emekli maaşı alabilmek için, yetim maaşı alabilmek için insanlar resmi nikahlarından feragat ediyorlar. Bununla da ilgili söyleyeceklerimiz vardır işte herhalde hocam. Bu da suistimaldir. Bu da olmaz. Yani annenin hakkına devlet anneye verdiği halde hanım kız da şayet bekarsa ona veriyor değil mi? Evet hocam. Ama bu evli olduğu halde bekar görünüyor ve o parayı alıyor. Doğrudur. Bu işte kul hakkını ihlaldir bu. Doğru değil. Doğru değil hocam. Evet. Peki. Devam edelim o zaman diğer sorularla arkadaşlar. Kelime-i şehadet getirmeden ölürsek iman gider mi? Kelime-i şehadet getirmeden ölürsek iman gider mi? Efendim o anda kelime-i şehadet getirememiş olabilir. O yüzden illa imansız gitti demek doğru değil. Ama men kâne âhire kelâmihi la ilahe illallah tehalel celde. Son sözü la ilahe illallah veya eşhedü en la ilahe illallah olan kişi cennete girdi gitti. Son anda böyle bir şey söylemedi, söyleyemedi. Eyvah cehennem yolcusu demek de doğru değildir. Doğru değil. Peki. Ama Rabbimiz son nefeste imanla gitmeyi
hepimize nasip eylesin. Amin. İşte o önemli yani, hakikaten çok önemli. Amin. Rabbimiz hepimize imanla gitmeyi, sağlam bir iman olursa işte giderken de o imanla gidebilmiş olmak fani bir kul için ne büyük bahtiyarlıktır. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Hocam selamun aleyküm. Benim de size bir sorum var. Benim babam rahmetli oldu ama hiç namaz kılmadı. Ama sofrası hiç boş olmadı. Hep misafirlerle yemek yerdi. Acaba bunun günahı çok mudur namaz kılmadığı için? Ama misafirsiz de bir gün yemek yemedi. Ama Rabbimiz affetsin deriz tabii. Bakın bir talebe düşünün ki karnesinde dersin biri var ki pek iyi. Ama biri var ki pek iyi değil. Hmm. O zaman sınıfı geçemez. Hele yani olmayınca olmaz ders vardır. İlla ondan asgari geçecek kadar not almış olması icap eder. Namaz işte onlardan biridir. Olmayınca olmaz. Oradan zayıf almış ama öbür taraftan pek iyi almış. Yani cömert oluşu, misafirperver oluşu, onlar İslam ahlakıdır. Gayet güzel şeylerdir. Onlardan pek iyi almış ama o asıl namazdan da zayıf almaması icap ederdi. Bununla birlikte imansızdır, cehennem yolcusudur. Haşa, böyle de diyemeyiz. Hı hı. İnşallah o cömertlikleri onun işine yarar da yakayı kurtarmaya umarız ki sebep olur. Muhakkak ki imanlı bir insan ama namaz kılmamış, işte orada çok büyük bir eksiklik, çok büyük bir açık o. Evet. Böyle bir ziyana uğramamalı, böyle ziyana uğramamalı, dünyadan böyle gitmemeli. Bak kızıdır değil mi, kaygılanıyor. Acaba durumu nedir babamın diye, o ebedi hayatı kazanabilmeli. Dünyadan ahirete yüz akıyla gidebilmek ne kadar önemli. Evet. Evet efendim. Peki hocam. Diğer sorularla devam edebiliriz arkadaşlar. Hocanın birisi bana bir büyü yapmış dediler. Ben inanmadım ama bu büyü doğru mudur veya böyle büyü var mıdır? Evlenemezsin falan diye büyü yapmışlar. Teşekkür ediyorum. Diyelim ki evet büyü var, yapılabilir ama yapılmasını Rabbimiz doğru bulmamış. Adam öldürme gibi bir şeydir. Yani böyle büyük günahlardandır. İctenibü seb'al mubikat. Yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının. Bir, eşşirkü billah. Allah'a eş koşmak. Ve sihir, büyü yapmak. Ve cana kıymak. Böyle devam ediyor. Ama bak görülüyor ki yani büyü ne kadar önemli bir şey. Yani yurdu yuvayı harap ediyor. Hı hı. Akraba bağlarını çözüyor. Komşuluk münasebetlerini bozuyor. O yüzden büyü yaptırmamalı, yapmamalı. Ama diyelim ki bana yaptılar diye biliyorum. Aklımı, fikrimi onunla bozuyorum. Rabbim izin vermeden kimse bir şey yapamaz. Öyleyse ben Rabbimin himayesine sığınacağım. Hı. Elimden bu geliyor. Dua ile, sadaka ile, hayru hasenat ile, bilhassa nasi felak, kul auzu bi rabbil felak, kul auzu bi rabbin nas surelerini okuyarak, Fatiha-i Şerif okuyarak Rabbimin himayesine sığınacağım. Bana filanlar büyü yaptılar filan diyerek de iç dünyamı karartmamalıyım. Hocam burada bir tane bir soru vardı. Bununla ilgili WhatsApp üzerinden gelen sorulardan bir tanesi. Bana muska yaptı eltim diyor. Onu öğrendim. Rüyasına yattım da gördüm diyor. İki kez görmüş rüyasında. Kurtulmak için ne yapmam gerekiyor diyor. Rüyadan böyle bir rüya insanın yanıltma payı var mıdır diye sormuş. Rüya bağlayıcı değildir. Ben rüyaya yattım. Efendim eltimin bana büyü yaptığını gördüm. Yok, bunlar yanlış. Bunların peşine düşmeyelim. Ola ki eltimiz masum olabilir. Eltime suizan etmiş olabilirim. Haram işlemiş olabilirim. Çok defa böyle oluyor ama hakikaten
hatta işte bu işlerle meşgul olan birine gidiyorlar. Evet, o da hocam diyor ki çok yakın birisi, size çok yakın birisi büyü yapmış diyor. Efendim gözleri şöyle, kaşları böyle olan birisi. O öyle deyince ha tam eltimi tarif ediyor diyor ya. Eltimin kocasını tarif ediyor buna. Demek kaynımla eltim bize bu işi yapmışlar. Vay hainler vay ya. Yani. Şimdi elimizden ne kötülük gelirse biz de onlar için yapalım. Bak ne kadar yanlış, ne kadar yanlış. O gittikleri kişi bir iftiraya sebep oldu. Bunun devamıyla da o insanlar iftiraya devam ettiler değil mi hocam? Evet. Biz Rabbimizin himayesine sığınırız, işi bitiririz o kadar. Peki hocam. Cömertlikle ilgili Peygamber Efendimizin hayatından sizden örnek istesem, son dakikalarımız programımızda ama sizden bir böyle bir soru iletsem, konumuz bugün oydu. Ne anlatırsınız bize hocam? Efendim yani bakın sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki her sabah iki melek şöyle dua eder. Birisi der ki Allahümme ati münfikan halefen, ya Rabbi senin rızan için verene yenisini ver. Öteki de ya Rabbi cimrilik edip sımsıkı tutana telef ver der. İttakû şuhha fe inne şuhha ehleke men kâne kablekum. Cimrilikten sakının, sizden öncekiler arasında kan dökülmesine cimrilik sebep oldu. La yeştemâ şuhhu vel iman fî kalbi abdin ebeden. Yani cimrilikle iman bir kulun kalbinde birleşemez, beraber olamazlar. Bakın sevgili Peygamberimiz ashabıyla oturuyor. Bir hanımefendi eliyle bir hırka örmüş. Getirip Peygamberimize takdim ediyor. Peygamberimiz de giyiyor. Gayet de güzel oluyor. Peygamberimiz memnun, ashab memnun. Ama orada bulunanlardan biri ya Resulallah bu hırkayı bana versen diyor. Efendimizin de hiç hayır dediği vaki değil. Çıkarıyor, diriyor, paketliyor, isteyen kişiye veriyor. Oradaki ashab da diyor ki ona, ya peygambere de çok güzel oldu. O hanım da bunun için örmüş. Sen niye istedin ya? O peygamber aleyhisselamın hayır dediği de vaki değil. İsteyene muhakkak verir. Niye bu işi yaptın? O da diyor ki arkadaşlar diyor şunun için ya inanın giyecek değilim ben onu. Hepimizin yanında Peygamber aleyhisselam giydi. Bu hırka peygamberin vücuduna dokundu. Ben şunun için istedim inanın ölünce vücuduma giydirilsin. Peygamber hatırına belki Rabbim bana azap etmez diye düşündüm diyor. Ya ne güzel hocam. Yoksa vaktimiz geldi mi yoksa? Videomuz var. Videoya bakacağız hocam müsaadenizle. Onun için sözünüzü kesmedim umarım. Yok tamam efendim. Tamam o zaman WhatsApp'tan gelen ünlülerimizin gönderdiği videolar var. Onlarla devam edelim arkadaşlar. Sevgili Necmettin hocam selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Hocam bir sorum olacaktı. Bu bankaların dağıttıkları promosyonlarla ilgili. Malumunuz bazı kurumlar anlaştıkları bankayla anlaştıktan sonra promosyon dağıtıyorlar. Onlar efendim bu dağıtılan promosyonlar helal midir, haram mıdır? Bununla ilgili bizlere bilgi verseniz sevinirim hocam. Tekrardan hayırlı yayınlar diliyorum. Efendim haram demek mümkün değil. İhtiyacımız varsa biz kullanırız. İçimize sinmiyor, şüphe geliyorsa ihtiyaç sahibi olan kişiye veririz. Demek evet. Haram demek mümkün değil. İhtiyacımız varsa biz kullanırız. İhtiyacımız yok, içime de sinmiyor. Öyleyse bir başka ihtiyaç sahibine verir. Peki, diğer soruyu alabiliriz. Merhabalar, ben Deniz Ankaralı Yasin. Öncelikle Kanal 7 ailesine, yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Necmettin Nur Saçan hocamın ellerinden öpüyorum. Saygı ve selam olsun hocam. Programınızı yakinen takip ediyorum. Benim çocukluğumdan bu tarafa merak ettiğim bir konu hakkında size danışmak istiyorum. Size böyle bir soru yöneltmek istiyorum. Çocukluk arkadaşımın dedesi köyde dua ile dağdaki kurtların kuzuyu koyunu yememesi için, köye inip yememesi için dua ile kurdun ağzını bağladığını ve sabah namazına yakın kurt ağzı kapalı olduğu için aç kalmasın diye tekrar dua ile kurdun ağzını
açtığını bana çocukluk arkadaşım anlatırdı. Bu konuyla alakalı dininizce böyle bir durum caiz midir, değil midir? Bunu sormak istiyorum. Kerim, iki duanın arasında yer alıyor. Başta Fatiha-i Şerif, sonunda da Kulauzu bi Rabbil Felak, Kulauzu bi Rabbin Nas, Muavvizeteyn dediğimiz, Allah'a sığındıran dediğimiz sureler. Demek Kur'an iki duanın arasında yer alıyor. Musa peygamber çölde milletiyle gidiyor. Millet susuz. Rabbimiz elindeki asayı taşa vur, sert taşa vuruyor. Musa peygamberin yanındaki insanlar da 12 kabileden oluşuyor. 12 tane pınar fışkırıyor. Sert taştan pınar fışkırıyor. Sevgili peygamberimiz hutbe minberinde cuma günü cemaatten biri ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, yani hayvanlar helak oluyor, bitkiler kuruyor. Yani dua edin, Allah yağmurunu lütfetsin. Peygamberimiz hutbedeyken dua ediyor. Dışarıya çıkıyorlar ki böyle ırmak akar gibi yağmur yağıyor. Bir hafta sürüyor. İkinci haftanın cuma hutbesinde Efendimiz yine hutbe minberindeyken bu sefer de bir başka sahabe, ya Resulallah, her taraf helak oldu. Yollar, bağlar, bahçeler harap oldu. Dua buyurun, Allah yağmurunu başka yere versin. Hutbedeyken Efendimiz, Allahümme havaleyna ve la aleyna. Ya Rabbi, bizim üzerimize değil, çevremize ver bu yağmuru. Dışarıya çıkıyorlar ki cam gibi hava açılmış, yağmur kesilmiş, bemberrak bir hava oluyor. Yani mülkün sahibi Allah. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. De ki ey peygamberim, ya Rab, sen mülkün sahibisin. Dilediğinden alırsın, dilediğine verirsin, dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Dilediğin başına tac verirsin, dilediğin başına taş verirsin. Hayır senin elinde ya Rab. Yani kurdun da ağzı bağlanabilir, kuşun da, ama bakın, dua iki kısım. Bir dil ile olan dua, bir de fiilen olan dua. Koyunlarım var. Ya Rabbi, kurttan kuştan bu koyunları koru diye dua edebilirim. Ama efendim, kangal, yani sen şimdi o da reklama girer mi acaba? Kangal köpeği de çok meşhurdur. O hayvanlar bu iş için sanki yaratılmış gibidir. Yani o da bekçilik görevini yapar. Kurt öyle olunca yaklaşamaz. Hem fiili dua, yani şimdi mesela evlenmeden, ya Rabbi bana hayırlı evlat ver, salih evlat ver. Ama hem evlenmeliyim hem de bu duayı yapmalıyım. Yani evlenmeden, ya Rabbi bana hayırlı evlat ver, olmaz. Hı hı. Yani demek ki hem kavli dua, hem fiili dua, hem tedbirim olmalı, hem doktora gitmeliyim, hem de Allah'tan şifa beklemeliyim. Hem tarlayı sürmeliyim, bakımını yapmalıyım, hem de Allah'tan bereket beklemeliyim. Peki evet hocam, efendim. Ağzınıza sağlık. İzleyicimiz hattımızda. Tamam. Hemen cevap verelim müsaadenizle. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Çok çabuk sorunuzu alalım çünkü programın sonuna çok yaklaştık. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Benim geçen sene babaannem vefat etti. Başınız sağ olsun. Vardı bir miktar para veya altın. Şu an amcamlar bu vasiyeti yerine getirmediler. Bunun günahı nedir? Ve babaannem orada azap çeker mi? Babaannenizin vasiyeti vardı. Evet. Geriye kalan altınlar ve parayla alakalı sanıyorum. Bunu evet. Evlatları yerine getirmedi. Babaannenize bir azap olur mu bunun üzerinden diye soruyorsunuz anladığımız kadarıyla. Ve günahı nedir? Günahı babaanne nedir? Ile birlikte ebediyete irtihal etmiş cümle yakınlarımızın Yüce Rabbimiz ruhlarını şahat, makamlarını cennet eylesin. Aynen. Babaannenin bunda bir sorumluluğu yok. Babaanne yapacağını yapmış. Asıl geride kalanlar sorumludur. Hı hı. Yani bu o vasiyete riayet etmek geride kalanların işidir. Allah'ın tayin ettiği bir huduttur. Onu aşan da zalimdir.
Kur'an öyle söylüyor. Vasiyete illa riayet edilmesi gerekir. Sorumluluk bunundur, babaannenin değildir. Babaannenin değildir. Evet. Peki o zaman hocam, programımızın sonuna geldik. Bu haftada bize ayrılan süre burada sona erdi. Efendim önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun diyelim ve inşallah haftaya cumartesi tekrar 9.45'te karşınızda olmak dileğimiz, duamızdır efendim. Bu halde programımızı sonlandırıyorum sadece. Subhane rabbiyel aliyyel alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme habbib ileynel iman. زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين gönlümüzü ruhumuzu sevginle doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Sevgili Peygamberimiz senden neleri istediyse onları bize lütfeyle. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa o türlü şerirlerin şerrinden hıfzu emanında eyle ya Rab. Ekranları başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Bizden ayrılarak huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Kanımızdan, canımızdan yaratılan evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil şefaatçi eyle. Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Mübin'i yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Allahümme inni eselüke imanen kamila ve yakinen sadika ve rizgan vasi'a ve halalen tayyiba ve tevbeten kablel mevt ve rahaten andel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve necaten andel hisab ve fevze bil cenne ve necate minen nar. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El-Fatiha. Allahümme salli.